Türkiye bölünmeye gidiyor ve bu sürece karşı durabilecek hiçbir oluşum yok. Hiçbir siyasi parti yok. Hiçbir gençlik hareketi yok. Siyasi olarak hani bu sürece müdahale edebilecek bir hareketin olması lazım. Bir siyasi partinin olması lazımdı her şeyden önce. Ama biz o zaman bakıyorduk. Yani Türkiye'de gerçekten Atatürkçü fikirleri savunabilecek, milliyetçi fikirleri savunabilecek hiçbir hareket kalmamış. Türk milletinin sesi şöyle duyurulur. Her şeyden önce emperyalizmden, Amerika'dan bağımsız olmamız gerekir. Ya Amerika'nın verdiği direktiflerle hareket eden siyasi partiler Türkiye'nin bağımsızlığını hiçbir zaman savunamamışlardır. Yani vatandaş, halkımız şu broşürü eline aldığında, şöyle bir baktığında ya diyor işte beklediğimiz yürekli ses. Ya Türkiye'de artık bunu dile getiren, cesaretle söyleyen, bu fikri savunan birileri var demek ki. Sonra açıyor bakıyor. Türkiye Türklerindir. Evet, ben de bunu söylüyorum diyor. Sonra bakıyor biraz daha inceliyor. Gerçekten bizim şehrimiz çok ciddi bir istila altında diyor. Yani bir kısmı özellikle tabii karşı taraftan belli insanlar şunu soruyorlar. Balıkesir'de bir PKK tehlikesi var mı gerçekten diye. Hani böyle somut bir saldırıyla karşı karşıya değiliz ya. Evet. Zannediyorlar ki hani Balıkesir'de bir PKK tehlikesi yok. Ben de onlara diyorum PKK'nın aday gösterdiği her ilde bir PKK tehlikesi vardır. PKK'nın partisine oy çıkan her ilde böyle bir tehlike vardır. Elbette burada bir PKK tehlikesi var. Kürtler dışında diğer etnik gruplar zaten böyle Türkiye'de Türklüğe karşı hani Türkiye'yi bölmeye yönelik bir savaşımları olmadığı için yani sonuçta Kürtler içinde de olmayabilir elbette. Hani hep beraber kardeşçe yaşıyoruz bu coğrafyada. İnsanların dediğim gibi etnik kimlikleriyle çok fazla ilgilenmiyorum ama ne mutlu Türk'üm diyen, bu bayrağa saygı duyan insanlar bütünüdür ve bu insanlardan elbette tepki almıyorum.